Avniyaker'den tesislere kadar gitmek. Sahil yolundan gidiyorsunuz. Evet. Yani bir tane cam yoktu. Yoktu. İndiğimizde bir tane cam yoktu yani şeyde. Hatta Trabzon genelinde büyük bir travma yaşandı. Mehmet Ali Yılmaz'da tribünde bizim başkan Nafiz Zorlu vardı o zaman Altay'da. Ya bu çocuğu nereden aldınız dedi. Başkanım sizden aldık ya dedi. Çok iyi ya. Sabah oldu. Yılmaz Hoca valizini almış. Kapı önüne geldi. Herkes orada lobide oturuyor. Hayırdır hocam nereye gidiyorsun? Ben sizin gibi takımda çalışmam dedi. Gidiyorum dedi. Valizimi aldım. Gidiyorum dedi. Bizim İhsan abi vardı. Elini uzat hocam. Güle güle hocam dedi. Elini ittir böyle. Nazla mı yaptırmayacaksınız bana? Nazla yaptırmıyorsun. Nasıl takımsınız siz dedi. Tabii. Aldı valizi geri döndü. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konuğu Hasan Özer. Geçmişte Trabzonspor, Gaziantepspor, Altay ve farklı farklı takımlarda gerçekten çok önemli bir kariyere sahip Hasan Özer. Toplam 99 gol, tabii kaptana göre 100 gol ama bir golünü yemişler. Mustafa Şahin Türkiye yazmışlar. İnanılmaz bir golcüydü. Özellikle attığı röveşata golleri halen hafızamızda. Önemli bir kariyer. Trabzonspor'da yaşadığı güzel günler, Altay'da, Gaziantepspor'da gerçekten o 2000'li yıllarda ki Gaziantepspor'da şampiyonluğa giderken o meşhur Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı var. 3-0'dan 4-3 maçı kaybettiler. Kazansalar belki o sene şampiyon olacaklar. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Atakan. Nasılsın hocam, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim, sen? Ben de iyiyim hocam. Tabii senin şöyle de bir özelliğin var hocam. Mustafa Özer'le de abi kardeşsin. Sizin ailede herkes futbolcu hocam. Nasıl bir gendir? Herkes oyuncu olmuş. Siirt'ten çıkmışsınız. Yani baban o dönem bir restoran mı çalıştırıyor hocam? O dönemde peki babada, amcada var mı böyle bir özellik, meziyet? Yok. Yani bizim ailede futbol oynamış herhangi biri yok. Yani Siirt'te futbol oynamak zaten çok kolay değil. Tek bir takım vardı. Siirt Köy Hizmetleri vardı o zaman. Profesyonel ligdeydi. Biz küçüklüğümüzden beri o maçları izlemek için can atıyorduk. Yani tribünler full oluyordu. Biz de duvardan atlayarak maçları izlemek için kaçak giriyorduk çocukken. Tabii hayalimiz orada futbol oynamaktı. Sokak futbolunda yetiştik. Ama ailede bizim evet restoranımız vardı. Babam onu işletiyordu. Bizim orada çalışmamızı istiyordu. Futbola, antrenmanlara gitmemizi istemiyordu. Hatta dayak yediğimiz zamanlar da oldu. Tabii futbol sevgisi en büyük abimizden başlıyor. Ali abim vardı, Kemal abim vardı rahmetli. O da amatör futbol oynuyordu onlar. Tabii sosyal aktivite olarak Siirt'te çok fazla bir şey yoktu. Çok küçük bir şehir biliyorsun. O zaman 50 bin, 60 bin nüfuslu bir şehirdi. Küçük bir şehir ama sosyal aktivite olarak hiç çok fazla bir şeyimiz yoktu. Ama sokak futbolu revaçtaydı. Ama hocam çok enteresan. Baba hiçbirinizin oyuncu olmasını istemiyor. Restoranda çalışmasını istiyor, müsaade etmiyor, dövüyor ama dört kardeş de futbolcu olmak istiyor. Tabii o sevgiyi şöyle yaşadık. Yani Cemal abim profesyonel olduktan sonra onun eve getirdiği o kramponları, antrenman malzemeleri, işte sahaya çıkması, antrenman yapması, maçlara girmesi, onu izlemek, canlı izlemek bizi de teşvik etti aslında futbolcu olmaya. Biz de okul takımlarında oynuyorduk. Abim de amatör takımda oynuyordu o zaman, Mustafa abim. Recep abim vardı, o da amatör takımda oynuyordu. Sonra 91 yılında dördümüz Siirt Köy Hizmetleri'nin profesyonel takımına yerleştik. Vay vay vay. Hatta dört kardeş ilk 11 oynadığımız maç var. Vay çok bu iyiymiş. Aslında Guinness Rekorlar kitabına girer herhalde. Dört kardeş aynı profesyonel anda profesyonel takımda ilk 11'de oynadık. Vay vay, inanılmazmış. Var böyle maçlar. Siirt Köy Hizmetleri PTT'de mi o zaman? Yani şu anki PTT'de. PTT'de ve dördünüzde dört kardeşle oynuyorsunuz aynen, maçta. Aynen ilk 11 oynuyorduk. Gerçekten müthiş bir duyguydu. Yani dördümüzde ilk 11 oynamak. Zaman zaman iki kişi oynuyordu, iki kişi yedek kalıyordu. Zaman zaman üçümüz oynuyorduk, birimiz yedek kalıyordu. Bir iki maçımız ilk 11'de geçti ama. Müthiş. Ben daha en küçükleri bendim, 16 yaşındaydım. Recep abim benden 3 yaş büyüktü. Mustafa abim benden 5 yaş. Cemal abim benden de 8 yaş büyüktü. Ama o farklı jenerasyonlar aynı anda bir takımda buluştuk. Sen santrafordun. Mustafa Özer sağ bekte. Sağ bek. Recep abim stoperdi. Stoper. Cemal abim de orta saha oynuyordu. Orta sahaydı. Yani bir prim alıyorduk. Eve 4 tane prim gidiyordu. Peki Cemal abim asist yaptı mı sana ya da Mustafa Özer? Mustafa abim yapardı asist. Ha, yapar mıydı? Cemal abim de yapardı zaman zaman ama çok ilk 11'de hani bir iki maç denk geldi. Dördümüzü de ilk 11 oynadı.
Yani güzel anlardı. Siirt'te tek hayalimiz futbolcu olmaktı. Yani başka bir şansımız yoktu. Çünkü oradan evet okula gidiyorduk. Ben de okulda da başarılıydım ama sporla da bayağı ilgileniyordum. Çok sevdim futbolu. Basketbol oynuyordum mesela okul takımlarında. Siirt'te peki fazla para kazanıyor muydunuz? Yani Siirt köy hizmetlerinde ben amatördüm o zaman. Yaşım çok küçük olduğu için profesyonel imza atmamıştım ama abimler imza attığı için ufak tefek paralar kazanabiliyorlardı. Peki onlar yani para getirmeye başlayınca ve babanın düşüncesi falan değişti mi yoksa Antep'e gittikten sonra mı değişti? Antep'e gittikten sonra her şey değişti. Yani bir de o zaman Antep'e gittikten sonra zaten restoranı kapatmak zorunda kaldık baba. O Antep'e geldi. Yok, orada Siirt'te evet, yine Siirt'te devam etti yaşamaya. Biz 92 yılında işte abimle beraber resim de orada görünüyor. Evet, yan yana. Transfer olduk. Tabii o transferin tabii güzel hikayeleri de var. Evet. Mustafa Özer, Hasan Özer yani senin sayende Antep'e gitti. Öyle demeyelim de o da aslında ama bunu abin de öyle söylüyor. Evet. Şöyle o zamanlar Fatih Terim'in, Seppi Yöntekin bir şeyi vardı. 7 bölgede Türkiye'deki yetenekli oyuncuları bulup Türk futboluna kazandırma projesi vardı. Biz de Malatya bölgesi olarak katılmıştık oraya. İzmir'de turnuva yapılmıştı. İşte Ege karması, Karadeniz karması, Marmara karması, her bölgenin karma oyuncuları, yetenekli oyuncuları İzmir'e turnuvaya davet edilmişti. Biz de Malatya karması olarak ben Recep abimle beraber katılmıştım o turnuvaya. Orada çok başarılı oldum. Orada attığım goller çok göz önündeydi ve Türkiye'nin bütün menajerleri, kulüp başkanları, yöneticileri o turnuvayı izlemek için gerçekten İzmir'e akın etmişlerdi. İnanılmaz bir turnuvaydı. İşte aslında o turnuvaların devamı Türkiye için bence önemli. Genç oyuncuların bulup keşfedilmesi adına. Şu anda yapılması lazım diyorsun. Bence ama maçlar çok çoğaldığı için ona zaman ayıramıyor zaman büyük ihtimalle. Ama o zaman vaktimiz vardı çünkü çok fazla maçlar televizyonda gösterilmiyor. Çok fazla maç sayısı yoktu. Orada beğenildim ben. Birçok kulüp tarafından transfer teklifleri gelmeye başladı. Daha yaşım 16-17. Büyük takımdan geldim o sıra. Galatasaray'dan da vardı. Bütün takımlardan hemen hemen çoğundan transfer teklifleri konuşuluyordu. Sonra Samet Hoca bizi, Aybaba o zaman Ankara Gücü'nün teknik direktörüydü. O turnuvada hemen bizi, ben, Mehmet Gönül Açar, bir de Abdülsamet diye bir kardeşimiz vardı. O da Muş'tan gelmişti karmaya. Üçümüzü alıp biz Ankara Gücü'yle anlaşacağız diye bizi şey yaptı yani ikna etti. Sonra biz otele geçtik. İlhan Cavcı aradı bu sefer otelde. Odamda oturuyorum. Rahmetli İlhan Cavcı. Ya İlhan Cavcı'ya bak bir şekilde oluşuyor. Aynen aynen. Ama bütün herkes oradaydı yani. Gerçekten Türkiye'nin bütün genç yetenekli oyuncuları oraya kendini boy göstermeye gelmişti aslında. Ama İlhan Cavcı'nın şöyle bir özelliği var hocam. Ya bir şekilde oyuncuya, her oyuncuyla, her yetenekli oyuncuyla bir diyalog olmuş. Kesinlikle. Hepsine ulaşmış. Yani inanın hani futbolcu simsarı gibi ya. Adam aynen nasıl buluyor yetenekliyi, nasıl görüyor, nasıl ulaşıyor, nasıl arıyor inanılır gibi değil yani. Ya izlersen, takip edersen muhakkak doğru şeyi bulursun. Bulursun. Yani İlhan Cavcan da şey öyleydi yani başkanlığı gerçekten yurt dışından da aldı. Yabancı oyuncuların kalitesi de ortadaydı. Sen telefon çaldı, açtın. Ben İlhan Cavcan... Odadayım İzmir'de. Atatürk Stadı'nın orada bir otelde kalıyorduk. Aradı odayı, aşağı in dedi. Aşağı indim, ben de şortla terlikle gittim. Dışarı çık dedi, arabada bekliyorum dedi. Arabasına bindirdi beni. Kaçırdı. Yani bir otelden uzağına bir yere gittik, oturduk. İşte ben seni çok beğendim oğlum, işte Gençler Birliği şöyle takım, böyle takım, işte kolej takımı, işte üniversite hayatını burada çok güzel, seni ayarlarız, bütün imkanları için şu kadar para veririz falan demişti. Tabii ben de Ankara Gücü'yle anlaştım, söylememiştim. Olur başkan bir düşüneyim falan deyip böyle kapatmıştım olayı. Ondan sonra turnuva bitti. Oradan otobüste Ankara'ya direkt Ankara Gücü'nün tesislerine ve oraya imzaya gittik üçümüz. Abdülsamet, ben ve Mehmet Gönül Açar. Biz imzayı attık, avanslarımızı aldık, memlekete gittik. Gazetelerde tabi boy boy resimlerimiz işte Ankara Gücü'yle anlaştılar diye. Tabi Siirt'te o zaman çok büyük bir sükse yaptı. Sükse oldu. Yani 17 yaşındayım, çok gencim ve Süper Lig'e transfer oluyorum yani. Bayağı bir sükse yaptık. Döndük Siirt'e, işte Moğol'un keyfini, mutluluğunu ailecek yaşıyoruz hep beraber. Ama işte birkaç gün sonra Gaziantep'ten bir heyet geldi. Arabayla gelmişler, eve kadar geldi. İşte babamı ikna etmeye çalışıyorlar. İşte biz bura işte daha iyi bir takım, burası hem Siirt'e daha yakın, işte biz gerekene daha fazla para veririz diye.
beni ikna etmeye, babamı ikna etmeye çalıştılar. 17 yaşında olduğum için de attığım imza geçersiz. Ha geçersiz. Yani reşit olmadığım için çünkü ebeveynin gelip imza atması gerekiyor, muvaffakat vermesi gerekiyordu. O imzanın geçersiz olduğunu, işte buraya gelirseniz daha iyi olacağını. Tabii babam da eğer abim işte Mustafa Özer'i de alırsanız, çünkü onu tek başına tabii göndermem dedi. Onu da alırsanız olabilir olur bu dedi. İş dedi. Sonra Ahmet Yılmaz Başkan vardı Gaziantepspor'a. Tamam dedi, onu da alın gelin dedi. Bizi de sonra arabayla alıp Antep'e götürdüler. Çok güzel. Tabii Antep'e gittiğimde Abdülsamet'le Mehmet Gönül Açar'ı Gaziantepspor kulübünün içinde gördüm. Aa, onları da almışlar. Onları da almışlar. Şaşırdım açıkçası yani, şok oldum. Ne oluyor dedim. Niye haber vermiyorsunuz dedim. Hani beraberlik ya falan. Neyse gittik, biz de anlaştık. Abim de anlaştı. Tabii benim yaşım tutmadığı için oynayamadım 9 maç. Abim ama ilk 11 oynamaya başladı. Ya hiç hesapta yokken Mustafa Özer takımın değişilmez o oyuncusu oldu. Gerçekten orada taraftarın sevgilisi oldu. Yani agresifliğiyle, çevikliğiyle, sert oyunuyla, işte tempolu oyunuyla, ısrarcı oyunuyla gerçekten çok beğeni aldı. Ondan sonra ben yaşım dolduktan sonra ilk maçıma çıktım Gaziantepspor'da. 5-1 yenildik Bakırköy'e ilk maçımda. O golü de ben atmıştım. Ki Siirt'te de 16 yaşında oynadığım zaman da Siirt Köy Hizmetleri'nde 16 yaşında forma vermişlerdi bana. Ankara Şekerspor'da yanılmıyorsam veya PTT diye bir takım vardı. Onlara karşı oynuyorduk. O maçta da ilk maçımda gol atmıştım. Futbol hayatım açıkçası yani attığım gollerle ilk maçlarda biraz beğeni toplayarak böyle yavaş yavaş. Kaç sene oynadın Antep'te? Tabii ben 92-95'te oynadım. 90, i̇lk dönemim o. İlk dönemim. Sonra 2000-2005. Tamam. 8 sene ben. 8 sene. İlk dönem mesela Mustafa Özel Fenerbahçe'ye gitti. Seni Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş istedim o dönem. Ya benim için teklifler vardı aslında ama benim bonservisim biraz daha yüksekti. Şöyle Celal Doğan çok büyük bir başkan. Gerçekten yaptığı transferlerde sattığı oyunculara çok İlhan Cavcı'ya kadar çok değerli bir başkandı. Beni de büyük takımlar istiyordu ama bir türlü kısmet olmadı. Hatta bir ara bir ayrılığım oldu 94 yılında. Samsun'a gitmek istedim çünkü işte ne diyeyim, Yılmaz Vural'la o sene gelmişti takıma. Yılmaz Hoca selamlar buradan. Gerçekten çok seviyorum kendisini. Bütün ülkedeki herkesin sevdiği gibi ben de seviyorum onu. Ama benim futbol hayatımda Yılmaz Hoca'nın gerçekten önemli şeyleri var yani. Olumsuz anlamda mı? Yani şöyle, tabii ki her hocanın görüşüne saygı duyuyoruz. Yani çünkü 94 yılında ben Gaziantepspor'da ilk baş Kamran Yavuz'la başlamıştık sezona. 4 golle en çok gol atan takım oyuncusuyum. Ama Yılmaz Hoca geldi 7. hafta, 8. haftadan sonra. O haftadan sonra ben hiç oynayamadım. Oynayamadım. Kesti. Yani. Kesti beni hoca. Ha, tabii her hocanın kendine göre bir taktik anlayışı var. Sorduğumuzda da taktik anlayışıma uymuyorsun diye demişti. Biz de saygı duyuyorduk. O ara ben bir moralim bozulmuştu. Gitmek istediğimi söylemiştim. O ara ben işte Samsun Spor'a gittim. Yani Ertuğrul Sağlam Samsun'dan Beşiktaş'a transferi olduğu sene onları da santrafor olarak beni almışlardı. Hatta 10 milyar bir bonservis ücreti vardı. Biliyorsunuz orada bonservis ücreti, sözleşmeniz bitse bile bonservis ücreti istenilebiliyordu o sene. O zaman Bosman kanunları yoktu. 10 milyar bonservis ücreti koymuşlardı benim için. Samsun bu parayı ödeyemeyince ben de geri dönmek zorunda kaldım. Şimdi bonservisinizin 5'te 1'i ne 2000 liraya. O zaman 2000 liraya bir senelik daha anlaşmanız otomatik olarak uzuyordu. Samsun bu parayı ödeyemeyince ben de geri dönmek zorunda kaldım. Sakıp Hoca geldi. Orada biraz daha performansım artmaya başladı. 95 senesinde de Trabzonspor'a transfer yaptım. O sene abim de Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'ye gitti. 3 sene beraber oynadık Gaziantep'te. O Fenerbahçe'ye 95'te gitti. Ben Trabzonspor'a gittim. Benim de Fenerbahçe'ye transferim vardı. Hatta Alişan, Allah ömür versin, aramıştı ve demişti ki ya abini aldım. Şimdi bir teknik direktör arayışına gidiyorum. Onu transfer etmeye gidiyorum. Dönüşümde o zaman da Pereira'yı almıştı biliyorsunuz Brezilya'dan. Evet. Oraya gidip geleceğim. Seni de alacağım demişti. Gitme bir yere demişti. Ama ben de o sene sezon bitmeden önce Trabzonspor'a söz vermiştim. Geleceğime dair. Hatta Trabzonsporlu yöneticiler Gaziantep'e kadar gelip benim işimi bitirmişlerdi. O sene şampiyonluk yarışı. Fenerbahçe ile Trabzonspor. Aynen. Trabzonspor'a şampiyon gözüyle bakılıyordu ki mesela Oğuz Çetin'le de röportaj yaptım. O sene Trabzonspor şampiyonu hak etmişti ama biz şampiyonluk dedi. Mesela Trabzonspor olamadı. Fenerbahçe oldu. Abin şampiyon oldu. Sen şampiyonluğa kaçırdın. Yani Oğuz Hoca'yı kutlamak lazım. Çok objektif bir bakış açısı yaptı. Tabii futbolda her türlü sonuca
sonuçla karşılaşabilirsiniz. Ne kadar iyi oynasanız da kaybetme şansınız da var futbolda. O yüzden futbol çok güzel bir oyun. Nitekim o sene ben 95'inde transfer olduğum zaman Hami abi vardı çünkü çok önemli bir oyuncu. Türk futbolunun önemli yeteneklerinden bir tanesi. Ve Şota vardı. O da iki tane santrafor, müthiş santrafor. Ve takım olarak işte Ünal abinin orada kaptan olarak inanılmaz bir etkisi vardı. O günün Abdullah Ercan'ın, Tolunay, Lemi, Osman, Cengiz abi, tabii. Soner yani gerçekten çok kaliteli. Arçil vardı. Çok yetenekli bir takımdı. Yani Trabzonspor'un bence gelmiş geçmiş en iyi kadrolarından bir tanesiydi. Ve o sene gerçekten yenilmeyen bir takımdı yani. Ben de tabii forma şansı bulmak zordu. Çünkü 21 yaşında transfer olmuştum oraya. Hami'yi, Şota'yı kesmek gerçekten zor bir olaydı. Hep yedek oturdum ama sonra da aynı oyuna giriyordum. Zaman zaman oyuna girip skor katkısı yaptığım bir iki tane maç var. Eskişehir, yanılmıyorsam bir maçta daha gol atmıştım. İki tane golüm vardı. Tabii orada o şampiyonluğu kaçırdığım sene büyük bir travma yaşadık. Yani Fenerbahçe'de evet abim şampiyon oldu diyeceğim ama abim devre arası da kiralık gönderilmişti. Peki o maçla alakalı ne söylersin? O gün yani o maçtan önce bizim Van Spor maçı vardı içeride. Yani en büyük problem oydu aslında. Yani inanılmaz bir maçtı. 25 tane net pozisyonu kaçtı. Direklerden döndü. Topun bir türlü kale çizgisini geçiremediğimiz şanssızlıkların had safhada olduğu ve Van Spor'un sadece bir kere gelip golü atıp yattığı bir maç ve kaybettiğimiz içeride bir maç. Arkasında Fenerbahçe maçı, o da içeride. Yani iki maçtan alacağımız bir puan bizi şampiyon yapacaktı. Ki 4 puan da öndeydik o evet. maçlara kadar. Ama futbolda ne yazık böyle talihsiz maçlar yaşıyorsunuz. Evet. Tabii Fenerbahçe maçında ilk devre 1-0 öndesiniz. İnanılmaz oyun var. İkinci devre 55'te yediğimiz bir free kick gol var Oğuz abinin attığı. Arkasından Aykut Hoca'nın 82. dakikada attığı bir golle maçı kaybettik ama Rüştü'nün inanılmaz çıkardığı bir maç vardı. Hatta ben bir kafa şutumu da 2-1 iken Saffet Akbaş vardı. O da çizgiden çıkardı bir pozisyonumuz vardı. Ama maçı kaybetmek büyük bir travmaydı. Özellikle maçtan sonra yaşadığımız olaylar. Gerçekten nasıl ayrıldınız stattan? Nasıl gittiniz? Çıkamadık yani. Resmen bizi tesise gidene kadar 53 plakalı bir kamyon korudu yani Rize plakalı. Gidene kadar biliyorsunuz Avni Aker'den tesislere kadar gitmek sahil yolundan gidiyorsunuz. Evet. Yani bir tane cam yoktu. Yoktu. İndiğimizde bir tane cam yoktu yani şeyde. Hatta Trabzon genelinde büyük bir travma yaşandı. Yani orada intihar edenler bile oldu yani o konudan dolayı. Ve kaç gün dışarı çıkamadınız? Yani o travmadan sonra bir şey hatırlamak gerçekten zor. Yani çünkü saat 2'ye 3'e kadar tesislerden çıkamadık. Evimize gidemedik. Hatta çünkü büyük bir travmaydı. Fenerbahçe'ye yenilmek ve şampiyonluğu kaybediyorsunuz yani. Uzun bir aradan sonra şampiyon olacaktınız. Onu da elinizin tersiyle ettiniz. Tabii zor günlerdi ama Trabzonspor gerçekten büyük bir camia, büyük bir kulüp. Şimdi İstanbul hegemonyası dediğimiz işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın hegemonyasını yıkan, şampiyonlukta yıkan bir Anadolu kulübü yani. Aslında bir devrim yapan bir kulüp. Evet. Ben sonra büyük takımda oynadım mı? Evet, Trabzonspor çok büyük bir takım. Orada futbol oynadım. Sadece büyük takımlar Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe değil. Trabzonspor da çok büyük bir takım. Ve bence benim İstanbul takımlarından daha çok ön planda olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü Anadolu'dan gelip de İstanbul gibi dünyanın merkezi olan bir şehrin takımlarını yenmek, onların üzerine çıkıp şampiyonluk yaşamak bence çok daha büyük bir olay. Çünkü evet, Fenerbahçe çok büyük takım. Beşiktaş keza öyle, Galatasaray da öyle. İşte Avrupa'da bize yaşattıkları başarılar ortada. Ama Trabzonspor'un bu tepkisi Anadolu takımı olarak bence takdir şayan. 2010'da da bunu Bursaspor başardı. Evet. Sonra Başakşehir şampiyon oldu. Yani şampiyonluk siz İstanbul'dan de çıktı. Biz de 2000-2001 sezonunda işte 3-0'lık maç ilk devre, ikinci devre 4-3 yenildiğimiz maçtan sonra ekstra bir travma daha yaşadım. Benim futbol hayatımda iki tane travmam var çok büyük. İkisi de Fenerbahçe'ye karşı. Peki o gün kaç puan vardı Fenerbahçe'de da Gaziantep'in? Biz yendiğimiz zaman puanlar eşit oluyordu. Eşit oluyordu. Yani biz averajda öne geçiyorduk. Kaç maç kalmıştı? 5 maç kalmıştı. Beş maç yani. Kalmıştı. Ya şampiyon olabiliyordu yani Antep.
Yani 5 maçı da kazandığımız takdirde şampiyon olabiliyoruz. İki tane travma. Trabzon ki sen o maçta Fenerbahçe gol de attın. Attım. Üçüncü gol ben attım. Üçüncü gol ben atmıştım. Biraz... O ilk devre inanılmaz bir maçtı ama ikinci devre de o kadar da kötü bir maç bir zamanda bize yani. Yani Trabzon 95 oradan sonra işte bu yaşadığımız travma. Sonra oradan Özkan Hoca geldi. Gordon Bin'le çalıştık Şenol Hoca'dan sonra. Şenol Güneş'le bir anım var mı? Hatırladın. Nasıl bir karakter? Neler konuştunuz? Nasıl bir diyaloğunuz var? Şenol Hoca gerçekten adaletli bir insan. Yani antrenmanda çalışan bir oyuncu gördüğü zaman ve inandığı zaman oyuncu oynatırdı. Mesela iki sene ben Şenol Hoca beni hiç oynatmıyordu çünkü Hami ve Şota vardı ama ikinci sene de vardı o Hami Şota. Bir ara Şota'nın sakatlığı oldu. O ara ben Faruma'yı kaptım ve ilk devrenin 17 maçın 15'inde ilk 11 oynayarak 7 tane gol atmıştım ilk devre itibariyle. Şenol Hoca o yüzden adalet konusunda gerçekten adaletli bir teknik direktör olduğunu söyleyebilirim. Tabii çok futbolu seven, futbolu çok iyi bilen bir teknik adam. Uzun yıllardır bu iş yapıyor. Tabii futbolculuğundan beri, kaleciliğinden beri Trabzon'da çok büyük başarılar yaşamış. Şimdi Beşiktaş'ta da gayet güzel işler yapan bir teknik adamdı. Hala da devam ediyor. Allah sağlık versin. Yani o genç olmama rağmen o şansı vermesi de benim için de güzel bir olaydı. Tabii biz de karşılığını vermeye çalıştık ve verdiğimizi düşünüyoruz. İkinci devre yine Yılmaz Hoca geldi Trabzonspor'a. İki Yılmaz Hoca geldi. Yine ben oynamıyorum. Yine kesin. Yine kadroda yokum. İşte o yüzden diyorum Yılmaz Hocam benim futbol hayatımda gidişatımda bir şeylik var. Bir terslik var. Ama sonra Yılmaz Hoca da gitti. Sonra Gordon geldi. Sonra oynamaya başladın mıydı? Yok, Özkan Sümer geldi, özür dilerim. Özkan Hoca ile çalıştık. Oynattı beni Özkan Hoca. Özkan Hoca ile mutlaka bir anım vardı. Çünkü Özkan Hoca çok esprili bir kişiydi. Yani Özkan Hoca gerçekten mükemmel esprili bir insandı. Hatta antrenmanda o kadar çok çalışıyordum. Kendimi hocaya göstermek için mücadele ediyordum. Ve hep bana aferin Hasan, aferin oğlum, aferin Hasan deyip duruyordu. En sonunda benim soy ismim Hasan Sümer olmuştu. Artık Hasan takımda... Sümer mi olmuştu? Hasan Sümer olmuştu. Beni 5 maç falan 6 maç ilk 11 oynattı ama hep kaçırıyorum golleri bu ara. En sonunda çağırdı dedi ki oğlum bak taraftar da tepki göstermeye başladı. Seni oynatın ben sana yine gönlüm ama futbol şansın yok. Sen istersen bir kiralık git bir dinlen dedi yani. Ondan sonra tekrar gelirsin dedi. Haklısın hocam dedim. Ben de devre arası Şekerspor vardı. Ankara Şekerspor o zaman Süper Lig'deydi. Oraya transfer yaptım. Orada oynadım bir dönem. Sonra geri geldim. Gordon Min gelmişti. İngiltere'den santrafor Kevin Campbell almıştı o zaman. Mehmet Ali Yılmaz onu almıştı. Ben daha iyi, kaç yaşındayım? 22-23 yaşındayım. Gordon işte hani kalmanı da istiyorum. Gidebilirsin dedi bana. Ben de o zaman çok formdayım yani. Orada bir ara askerlik dönemimiz vardı. Kampa da gidememiştik. Ben ve Osman Hoca vardı Özköy'de. Şu an Pendik'in teknik direktörü. Biz orada kalıp Özkan Hoca ile çalışıyorduk. Sezonu da aslında hani iyi çalışmıştık. Hazırlık maçlarında goller attım falan kendimi bayağı iyi hissediyorum. Birkaç maç beni kadroya aldı. Zaman zaman sonradan girdim. Zaman zaman birkaç maç ilk 11 oynadım ama baktım hani beni çok düşünmüyorlar. O zaman da Altay'dan bir teklif geldi Trabzon'a. Çok büyük bir para. O zaman iyi bir bonservis ücreti ödediler. 98 yılıydı. 5-6 maçtan sonra sezon başlamıştı. Beni Altay'a gönderdiler. Ben de gitmek istedim çünkü oynatmayacaklardı beni çünkü. Ama futbol hayatımın baharıydı yani orası. Tam 23 yaşında çok formda olduğum bir dönemdi. Yani orada kalsam belki Trabzonspor'da uzun yıllar yani o formayı kimseye bırakmadan devam etme şansım olabilirdi. Sonra Altay'a gittin. Sonra kaç hafta sonra Trabzon'la oynadınız? İşte Altay'a gittim. Sağ Boca vardı orada. Allah rahmet etsin. Geçen de vefat etti. Mekanı cennet olsun. Oynamaya başladık Altay'da. Altay bu ülkenin en güzide kulüplerinden bir tanesi gerçekten hem şehir olarak hem kulüp olarak. Oynamaya başladık. Sonra deplasmana gittik ikinci devre Trabzon'a. Ben Trabzonspor'dan gönderdim de kendimi ekstra motive etmişim maça. Tamam. 3-0 yendik. Maça bilendin. Evet 3-0 yendik. Kaç tane attın hocam? 2 tane attım o İki maçta deplasmanda. Sonra... Bir sene sonra... O peki Mehmet Ali Yılmaz türbünde hangi o maçtan sonra? Bir sonraki maç. Sonra Trabzon İzmir'e geldi.
İzmir'e geldi. O yine 3-1, bu sefer 3-1 yendik. Yine 2 tane gol attı. Gerçekten yani o zaman Trabzonspor'daki bütün kamuoyu ya bu çocuğu nasıl gönderdik falan gibisinden. Hatta işte Mehmet Ali Yılmaz'da tribünde bizim başkan Nafiz Zorlu vardı o zaman Altay'da. Ya bu çocuğu nereden aldınız dedi. Başkanım sizden aldık ya dedi. Çok iyi ya. Ya bu müthiş hikaye ya. Ya inanılmaz. Evet. Ya, şey diyor dönüyor. Ya bu çocuk çok iyi. Nereden aldınız diyor. Ya, bize satar mısın falan. Bize satar mısın? Sizden aldık ya başkanım. Daha yeni aldık geçen sene falan. Öyle bir anım var işte ama Trabzon şöyle yani sonuçta giydiğiniz formanın hakkını vermek zorundasınız. Tabii. Ama o sene ben de çok formdaydım. Gerçekten dediğim gibi Trabzonspor'da kalsaydım o gönderme hikayem olmasaydı yanlış bir tercih yüzünden işte yeni yönetim gelmiş. İşte genç bir çocuk aslında 23 yaşındayım yani. Sonra Mehmet Ali Yılmaz şey dedi ya. Seni gönderdiler. Sonra bu çocuğu bize versenize. Zaten sizden aldık muhabbeti. Sonra Kevin Campbell'a da gol makinesi diye aldık. Çamaşır makinesi çıktı dedi. Hatta orada biraz ırkçı bir söylem de olmuştu ama evet. Tabii transferde hatalar yapılabiliyor yani. Evet. Hem gönderirken hem alırken. Altay'da ben o sene işte 1,5 senede 22 tane gol atarak gerçekten büyük bir sükse yaptım. Sonra milli takıma mı gittin? Orada gidemedim. Yani milli takıma gidemedim ki Mustafa Deniz o zaman teknik direktördü. O da Altay'ın efsanesi. Ama beni bir türlü Altay'dan milli takıma almıyordu. Çünkü çok önemli santraforlar vardı. Seni Fatih Hoca mı aldı milli takıma? Beni Fatih Hoca almadı. Fatih Hoca beni Ümit milli takımda almıştı. Ümit mi takımda almıştı? O zaman Ümit milli takım teknik direktörüydü. Ben de Gaziantepspor'da 18 yaşındaydım. Aynı zamanda genç milli takımlara da gidiyorduk. İşte genç milli takımlarda Avrupa ikinciliğimiz var. İngiltere'de final oynadık 93 yılında. Çok önemli başarılarımız. Ondan bir sene önce Avrupa şampiyonu oldu o genç milli takım. Dünya Kupası'na gittik. Avustralya'da evet kötü bitirdik turnuvayı ama Avrupa şampiyonluğu arkasından bir Avrupa ikinciliği gerçekten önemli bir jenerasyon yakalamıştı Türk milli takımı. Sonra beni Ümit milli takıma çağırdılar. Hem genç milli takımda oynadım. Sonra Ümit milli takımda da oynamaya başladım. Fatih Hoca ilk 11'de oynatıyor. San Marino'yla oynuyoruz. Bir gol, bir penaltı yaptırdım, bir asist yaptım. İşte oynayanlar Bülent Uygun var, Abdullah Ercanlar var işte bayağı. Sergen Yalçın falan var. Tabii onlar hepsi orada. Ben de en gençleri benim. Dakika 44 falan ben arkadan bir çift aldılar bana. Şu alta delim, şu kalflerim sertleşti ve yürüyecek halde değilim yani. Dakika 44 ama. Ben bu hareketi yaptım hocam. Eyvah. Değiştir hareketi. Eyvah. Dakika 44 tabii gencim 18 yaşındayım. Ama yürüyecek halde değilim. Takımın da hani 10 Fatih kişi... Fatih Hoca'ya şunu yaptım mı çok sıkıntı abi. Tabii ben yavaş yavaş seke seke dışarı çıkıyorum. Fatih Hoca da bana doğru geliyor. Çizgiye doğru işte. Taç çizgisinin oraya. Değişikliği yaptı. Ben çizgiden adımı dışarı attım. Fatih Hoca dışarı çıkmak kolay dedi ama içeri bir daha girmek zor dedi. Sonra giremedim hocam. Genç milli takıma geri döndüm tabii. Ha geri döndün. Genç milli takıma. O zaman yoksa o Ümit milli takım Avrupa Akdeniz oyunlarında... Şey mi diyor acaba? Sen mi karar veriyorsun çıkacağına? Ona ben karar veririm. Ya Fatih Hoca'nın da bazen... Ama onu 3-4 kişiden de duydum ama. Böyle şu hareketi yaptıktan sonra çıkmak kolay ama girmek zor muhabbetini 3-4 kişiden duydum. Aynısını galiba İbrahim Toraman da söylemiş. Öyle mi? O evet, Bükreş'teki maçtan sonra ben çıkayım falan demiş. Oyna biraz daha işte gitmiyor ayak. Eğilmiş çıkmak zor. Şey, çıkmak kolay girmek zor demiş. Demek ki Fatih Hoca bütün oyuncular yapıyormuş. Yapıyor. Sağ olsun Allah ömür versin. O da çok değerli bir insan. Çok büyük bir teknik direktör. Tabii onlarla çalışmak büyük bir keyif bizim açımızdan. Amili takıma kim aldı hocam sana? Evet işte 98-2000 yılları arasında... Altay'da iyi bir dönem geçirdim. Hatta Beşiktaş'a transferim vardı. Gittim imza da attım. Yıldırım Demirören vardı o zaman transfer komitesinde. Beşiktaş'a imzayı attım. Sonra ben tatile çıktım. Fazlı vardı biliyorsun Antalya Spor'da. Evet. O arada Antalya Spor'la fazla anlaşamıyorlar. İlk önce ilk tercih oydu. Sonra bir anlaşma sağlanıyor. Bu sefer benim sözleşmemi askıya alıyorlar. Alamayacaklarını söylüyorlar ve sözleşmeyi feshetmek istiyorlar. Başlamadan Beşiktaş'a Fazlı geldi, sen gelemedin. Ben gelemedim. Ben Gaziantepspor'a tekrar geri döndüm. Altay'dan eski takımıma. O zaman 2000 senesi işte şampiyonluğa oynadığımız sene. Oraya döndüm. Fazlı o sene Beşiktaş'ta hiç oynayamadı. Hiç oynayamadı. Hatta Diyarbakır'a kiralık gitti. Evet. Ben o sene 19 gol attım Gaziantepspor'da. A milli takıma o sene gittim.
Milli takımda kim vardı o zaman? Şenol Güneş. Şenol Güneş. Şenol Hoca sen aldı. O da zorla almış yani. Ünal Hoca yardımcısıydı. O Ünal Hoca'nın hep benim izlediğim maçlar vardı. Onun raporları ısrarıyla aslında almıştı. Çünkü Anadolu takımından milli takıma santrafor olmak kolay bir iş değildir. O neden biliyor musun? Çok iyi santraforlar vardı. Şimdi milli takıma santrafor bulamıyoruz yani. Evet. Anadolu takımı dahil buna yani. Büyük takımlar dahil buna yani şimdi. Ama hocam o zamanlar herkes yerli oynatıyordu. Şimdi herkes yabancı oynatıyor. Tabii o zaman bizde 3 tane yabancı hakkı vardı. Evet. Şimdi bir de çift forvet vardı hocam o zaman. Çift forvet vardı. Mutlaka bir tanesi yerli oluyordu. Şimdi 4-2-3-1 oynuyor takımlar. Tek santrafor herkes yabancı kullanıyor o hakkını. Onun için yerli santrafor. Öyle değil aslında yani bizim futbol eğitim sistemimizde. Hani sokak futbolun bitmesi, doğru eğitimlerin verilmesi, doğru antrenör edilmemesi aslında. Bizde yetenek çok. 80 milyon ülkede 25 milyon genç nüfusumuz var. Aynen. Buradan santrafor yetiştiremiyorsak o da bizim eğitim sistemimizin problemlerinden kaynaklanıyor. Tabii bunda sokak futbolunda çok büyük etkisi var. Oyuncu, futbolcular veya genç çocuklar sokakta çok güvenli, rahat bir şekilde futbol oynayamıyorlar. İnternetin işte günümüz çağı, dijital ortamın çok üst seviyeye çıkması. İşte antrenman yapmak kolay değil, futbol oynamak kolay değil yani. Çünkü yaralanıyorsunuz, koşuyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz, yoruluyorsunuz. Bu şimdiki gençlerin hani yapabileceği bir iş de değil aslında. Doğru. O yüzden oyuncu yetiştiremiyoruz. O milli takıma gitti işte o sene yani. İyi santrafordun hocam. Gördüğün en iyi santrafor kimdi? Birlikte oynadın, karşılıklı oynadın. Ya çok büyük santraforlar vardı bizim o zaman. Mesela Şotar Valez'e mesela. Şotar Valez'e inanılmaz işte. Hakan Şükür Galatasaray'da zaten öyleydi. Fatih Tekke çok büyük bir santrafor. Fatih Tekke hem Trabzonspor'da hem Trabzon'da beraber. Antep'te uçuyordu tabii Fatih Tekke. İkimiz beraber oynuyorduk işte Antep'te o sene 2000 yılında, 2001 sezonunda. Çok gol attırmışsındır ona. 19 tane attın. Ben 19, Fatih 15 atmıştı. 15 attı. 34 gol atmıştık yani sadece ikimiz. 34, inanılmaz. Bir de Mustafa Şahintürk de ikinci yarı giriyordu genelde. Yani Mustafa Şahintürk, evet, Erdoğan Hoca, rahmetli hoca o zaman bizim teknik direktörümüzdü. Sonra Sakıp Hoca geldikten sonra takım bir ivmeye yakaladı. Çok iyi, fiziksel olarak çok iyi bir takımdık. Hem de o takım arkadaşları olarak mükemmel bir oyunumuz vardı. İşte 4-3'lük yenildiğimiz maça kadar iyi götürmüştük. Ondan sonra... O maçta da şöyle bir anım var. Hatta o maçtan sonra hep şöyle söylendi. Kardeşim Antep bilerek mi kaybetti bilmem ne. Ben de hep şunu söyledim. Maç bitti. Ben maçta görevliyim. Dediler ki bana yayın adam getir Antep'ten. Şeyden maçtan sonra sizin soyunma odasına bir girdim hocam. Fatih Tekke iki kişiyi araya almış. Nasıl vuruyor biliyor musun? Bak girdim. Bak girmem de çıkmam bir oldu. Dedim ki şu anda desem ki adam falan bize de patlayabilir. Ben hemen uzadım. Yani o 3-0'dan 4-3 yenilmek kolay değil tabii yani. Bir de maçı 3-0'a getirmişsin. İnanılmaz oynuyorsun. İkinci de Fenerbahçe her geldiğinde gol attı. Bir de çok basit savunma hataları oldu. Yani ilk yediğimiz gol kaçıncı dakika biliyor musun? Kaçıncı dakika? 64. 64 tabii. 84'e kadar 4-3 oldu. Bu arada 3-1'den sonra da 3-2'den sonra da net pozisyonlarımız da var. 3-3'ken de var. 3-3'ken de var. Ya net pozisyonlarımız var. Bir tane aslında zaten Fenerbahçe kırılacaktı. Ya Baliç'in anısı var. 45'te oyundan çıkıyor. 3-0 maç. Taksiye biniyor. Gidiyor. Kızıyor Mustafa Denizli'ye. Niye gidiyor? Tabii Samandıra'ya bir varıyor maç 4-3 olmuş. Aslında korkudan gidiyordur bence. Hayır şey yapıyor. Yani nasıl önce yenildik diyor maçı. Tepki koyuyor. Ki büyük ihtimal kadro dışı kalacak. Bir gidiyor 4-3 olmuş. Hiçbir şey olmamış sonra tabii 4-3 olunca. Yani 2010'da Bursa Spor'un yaptığı başarı biz 2000 yılında Gaziantep Spor'da yapmak üzereydik ama işte futbolda daha önce de biliyorsun Galatasaray-Fener maçında 4-3'lük bir maç olmuştu. 3-0 öndeyken Fenerbahçe'yi veya Galatasaray 4-3 yenmişti biri. Evet. Ankara Şekerspor'da oynarken ilk devre biz Gaziantepspor'a karşı 3-0 mağluptuk sonra 4-3 yenmiştik Şeker'deyken. Yani böyle maçlar oluyor. Yani 100 yılda bir iki kere denk geliyor gibi geliyor ama tabii bunlar dedikodu yani işte maçı verme. Tabii olur, olur, yani olur mu öyle şey? Böyle. Zorlandın stoper hocam. Alpay yani çok sert hava topları Emre Aşık. Onlar zorluyordu çünkü hem size'ları çok iyiydi hem fizik kaliteleri çok iyiydi. Hem de sert oynuyorlardı hava topları. Ben de hava toplarında etkili olduğum için onlar da çok etkiliydi hava topunda. Ben onlara karşı biraz zorlanıyordum ama. Evet yan yana fotoğrafımız Alpay Özal'la. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a toplam kaç golüm var hocam? Hiç saymadım ya. Ama var değil mi? Var bütün ya. Büyük takımlara var, gol attın. Var. Hepsine var. Hepsine gol attın. Trabzonspor'a da attın. Hepsine. En çok gol attığım takım kim biliyorum ama. Kim? Bursaspor. Ha Bursaspor. 16 gol atmışım. Ha 16 gol atmışsın. Enteresan.
16 plak olmuş ya. Şey, Boliç, Elvul Boliç var mı anne hocam? Geçen Kompele'le röportaj yaptı, güzel bir ses taklidi yapıyor. Ben Kompele gibi bu kadar taklit yapamam ama Boliç, Boliç gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. İnanılmaz yetenekli. Onunla beraber oynamak müthiş bir keyifti. Çünkü çift santrafor oynuyorduk. Zaman zaman yedekte kaldığım maçlar da var. Çünkü Büyük Hasan vardı bizde. O da çok büyük bir evet. santrafordu. Hasan Çelik. Boliç'e gol attırdım. Çok fazla şey var. Evet, bizim kaleci Metin abi vardı Akçevre. Şu an benim teknik adamım da yardımcı antrenör, kaleci hocam. O degajı atıyordu. Ben kafayla indirip Boliç gol yapıyordu. Boliç'in bir tane kurt köpeği vardı, Astor. Siyah bir kurttu, hem de simsiyah. Resmen korku filmindeki gibiydi. Onu da çok anlarız. Hep kaçıyorduk tesirden. O da kovalıyordu. Ya, kovalıyordu. Ya, Boliç çok enteresan bir oyuncuydu. Parayı da çok seviyordu yani. Çünkü ama sonuçta para kazanmak için tabii. buralara geldi. Çünkü Galatasaray'dan gelmişti o zaman bize. Evet. Sonra bonservisini almıştı Celal Doğan ve iyi parayı da Fenerbahçe'ye satmıştı. O da 95 sezonunda. Fenerbahçe iş yaptı. İyi oynadı şampiyonluk yaşadı. Çok iyi dedi kesinlikle. Kompele. Ya Türkçeyi nasıl öğrendi? Ben ona hayret ediyorum. Ya inanılır gibi. Ya bir şey söyleyeyim. 22 bir ayda öğrendi biliyor musun? Bir ayda Türkçeyi çözdü ya. O normalde İngilizce öğretmeni biliyorsun. İngilizce öğretmeni. İngilizce öğretmeni ama bir ayda çok Türkçeyi çözdü. Çok donanımlı ama. İnan ben mesela röportaj yaptım, sohbet ettim. Çok akıllı, çok zeki. Çok zeki bizi yaptı. 22 sene sonra gelmiş Türkiye'ye. Türkçe inanılmaz iyi konuşuyor. Ve taklit falan yapıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Ya benim taklidimi de yapıyordu. Herkesin taklidini ya, yapıyordu. Şimdi ben de gençken, küçükken peltek konuşuyordum. Yani S harflerini söyleyemiyordum. Ya. Mehmet Gönül Açar haberi anlatır işte. Şimdi bir kafeye gidiyorduk mesela. Ne istiyorsun? Muzlu süt istiyorum diyeceğim ben. Tamam, muzlu süt. O evet. zaman bunu peltek çıkaracağım. Muzlu süt diyordu. Bunu Kompele benim takvim. Gidiyoruz bir yere kafeye işte. Kompele. Ne içiyorsun Kompele? Muzlu süt diyordu. Tayfur'a uçuyor da mı yapmış? Ya Beşiktaş maçında Tayfur'a yaptı evet onu. Nasıl oldu? Tayfur'un da peltek biliyorsun evet. dili biraz. S harflerini söylemekte biraz o da zorlanıyordu benim gibi. Bir sert girmiş Kompele. Buna arkadan bir sert girdi. Tayfur yerde yatıyor döndü. Kompele kardeşim biraz yavaş dedi. Tamam kardeşim özür dilerim falan. Böyle onu taklit ederek. Yani Süveyli sonra küfür ediyormuş ya. Evet evet onu anlattı Kompele. Tabii de anlattı. Sana ne kardeşim diyor ya ben Türkçe küfredim o anlamıyor yabancı diyor. Kompele iyi eğlenceli. Bir, ama çok da iyi bir stoperdi yani. İyi stoper çok değil sert mi? Bir stoperdi i̇yi yani. Stoper. Biraz kazmaydı ama sertti yani. Sert. Bir kendi kalesine atıyordu bir rakibe atıyordu zaman zaman. Fatih Tekke'yi sorduk. Mehmet Ali Yılmaz'la anın enteresan, gerçekten ilginç. Ya çok uzun beraberliğim olmadı. İşte dediğim gibi onlar geldiği zaman Mehmet Ali Başkan ve ekibi çok fazla onlarla çalışma fırsatı bulamadım. Celal Doğan anın var mı Gaziantep'te? Celal Doğan bizim efsane başkanımız. Yani. Efsane gerçekten başkanım. O çok büyük bir başkan. Allah ömür versin o da. Yani bizim futbolcu olmamıza büyük bir etkisi var. Sakıp Özberk'in de Allah var. Rahmet etsin. O da yeni vefat etti biliyorsun. Allah rahmet eylesin. Onun da Sakıp Hoca zaman şartlarına göre gerçekten iyi bir teknik adamdı. Özellikle fiziksel anlamda takım çok kuvvetli, çok dinamik bir antrenman metotları vardı. Tabii koşturmak konusunda bayağı ustaydı Sakıp Hoca. Özellikle 400 metre koşuları vardı biliyorsunuz. Evet. Her 15 günde bir dayanıklık antrenman olarak o kuvvette devamlılık, süratte devamlılık antrenmanlarında 15 günde bir yaptırılır teknik adamlar. Onu da en çok başarı sağladığı bir metodu vardı. 400 metreler vardı. Onları 60 saniye ve altında koşman, en kötü 65 saniyede koşman gerekiyordu. 4 tane arka arkaya işte bir dakika dinlenmeli bir daha koşuyorduk. O ara kusuyordu tabii herkes. Kusuyordu. Doğru mu? Doğru mu? Ya şu andan baktık. Metot doğru yani. Aslında hani bir devamlılık antrenmanı olarak yapılabilirdi o zaman şartlarına göre. Bence de çok normal bir antrenmandı. Eskiden işte Cooper testleri vardı. 1200 metreler koşturuyor. 3200 metre koşturuyorlar. Yılmaz Hoca da zıplatıyormuş galiba. Yılmaz Hoca zıplatıyordu ama merdiven merdiven çıkamıyorduk antrenmandan sonra zaten. Kasların ağrısından, sertliğinden faydalı olacak diyordu. Bakın diyor haftaya uçacaksınız diyordu. Uçuyor muydunuz? Zaman zaman uçtuğumuz zaman.
Ya, Yılmaz Hoca ile var mı başkanın hocam? Anlatırım. Yani Sakıp Hoca işte onu bitireyim. Gel Sakıp. Devre Arası Kampı Antalya'da. Düşün ormanlığın içinde kum. Biliyorsun orada evet. İşte Lara bölgesi, Kundu bölgesi. Ormanlık ama kum. Tepeli mepeli falan. Sakıp Hoca bir kulvar bulmuş işte 400 metre koşturacak. Ama dönemeçli ağaçlar olduğu için görünmüyor şimdi. Koşacak kişinin mesafesini göremiyorsun. Çıkışını da göremiyorsun. Ne yaptı biliyor musun Sakıp Hoca? Bir tane telsiz aldı o otelden. Yardımcısına bir telsiz, başlangıçtakine. Murat Hocam gönder oyuncuları diye. O ara süreye basıyor işte. Süreye basıyor. Kimse de kaytaramıyor. Kaytaramıyor tabii. Kaytaramıyor. Gönder oyuncuları. 400 bir tane kulvar kurmuş. O kumda koşuyorsun bir de. Tabii. Onun kumda git geller yapıyorsun. Tabii. İnanılmaz antrenmanlar. Canın çıkıyor tabii. Ama kum antrenmanı çok şeydir hocam. Yani sonuçta ama bunun karşılığını görüyordu takım. Görüyoruz yani. Değil mi? Tabii zararını da gördüğü zamanlar oluyor. Tabii ne işte sakatlıklar falan oluşuyordu. Hatta bir ara antrenmana çıktık. 6 kişi var. Hepsi sakat. Hepsi sakat. Kampta. Birinin adres çıkıyor, birinin şeyi ağrıyor, kasıkları ağrıyor, öyle. Tabii Yılmaz Hoca, işte dediğim gibi yani Yılmaz Hoca'ya geleyim. Trabzon'dan da ayrıldım biliyorsun, evet. İşte oynayamadım Yılmaz Hoca. Antep'te oynatmadı. Değil mesela. Antep'te de oynatmadı. Yani bir de en çok gol attığım yani başlangıçlardı benim. Hem tabii. Antep'te hem Trabzon'da. Takım en çok gol atan oyuncusunu kadroya almaz mısın sen? Tabii alırsın. Olarsın. Demek ki seni beğenmiyormuş hocam ya. Yok. Ne? Belki beğeniyordu ama Yılmaz Hoca herhalde daha yaşlı oyuncularla arası çok iyiydi herhalde. Ha okey anladım. Gençler çok seviyordu. Anladım hocam. Çok fazla genç oyuncuyla ihtiyacı yoktu. Var mı başka hikaye Yılmaz Hoca'yla? Sonra ben Antalya'ya gittim. 2006 senesinde Diyarbakır'da oynadım. Ve Süper Lig'den bir alt lige geçişim 32 yaşında oldu işte. O da Antalya Spor'a gittim. Yılmaz Hoca orada beni istedi. Allah Allah yani istedi. İhtiyacım var sana dedi. Gittim Antalya Spor'a. Şampiyon oldu o sene Antalya. Burak Yılmaz. Kaç maç oynadın? Yani fazla da oynamadım aslında. 2-3 tane gol attım ama Taner Gülleri vardı biliyorsun. Evet. Coşkun vardı. Santrafor olarak. Hakan Keleş vardı. Bir şey 4-5 tane çok iyi santrafor varmış. Ya işte Taner'in sakatlığı vardı. İşte şampiyonluğa gidiyor diye beni ekstra hani tutayım nasıl olsa ihtiyacım varsa atarım diye oynadım işte. Evet. Gittim de yine oynatmadı. Ha oynatmadı. Oynatmadı. Taner de iyileşti o zaman. Taner oynamaya başladı. Burak Yılmaz da o zaman ilk sezonları daha ilk piyasaya çıktığı dönemdi. Ama o şampiyon oldu o sene. Sonra ben yine ayrıldım oradan. Tabii Yılmaz Hoca ağırını çok. Özellikle ya bir kampa gittik işte Antalya. Off Hotel vardı o zaman. Şimdi yıkıldı bilmiyorum yenisi mi yapılıyor. O zaman Antalya'nın en lüks otellerinden bir tanesi. Hatta benim düğünüm de orada olmuştu. Gittik oraya kampa. Yılmaz Hoca da yeni gelmişti. Ama takım biliyorsun çok yaşlı, tecrübeli oyuncular var işte. Hasan Çelik var, Poliçler var. Şenol Fidanlar var. İşte bayağı Hamit abiler var. Bayağı geniş bir kadro. Herkesin kumarhaneye gitti şey mi bu? Ha gidiyor işte böyle oyuncular kaçıyor gece. Diskoya giden var, kumarhaneye giden var. Kimse kampta şeylere riayet etmiyor yani. Uyku saatlerine falan. Tabii Yılmaz Hoca takım nerede diyor ya. Gidiyor bak gazinoyu basıyor. Orada yakalıyor birkaç kişiyi. Tekme tokat. Ne işiniz var burada diyor. İşte diskoya gidiyor onları basıyor. Ne işiniz var burada diyor. Kamptayız diyor falan. Sabah oldu. Yılmaz Hoca valizini almış. Kapı önüne geldi. Herkes orada lobide oturuyor. Hayırdır hocam nereye gidiyorsun? Ben sizin gibi takımda çalışmam dedi. Gidiyorum dedi. Valizimi aldım. Gidiyorum dedi. Bizim İhsan abi vardı. Solbek. Gerçekten çok efsane bir adamdı. Elini uzattı hocam, güle güle hocam dedi. Elini ittir böyle. Naz'da mı yaptırmayacaksınız bana? Naz'da yaptırmıyorsun. Nasıl takımsınız siz dedi. Tabii. Aldı valizi geri döndü. Ya muazzam ya. Ya Naz'da mı yaptırmıyorsunuz bana? Naz'da yaptırmadık onu. İhsan abi de efsanedir güle güle hocam falan. Ya Yılmaz Hoca'ya bak ya. Mersin'de mi yaptı? Mersin'de mi yaptı? Valizi de görsen tahta valizi gibi eskilerden. Işte. Yani mükemmel ya. Ama Mersin'de de yapmış çok, galiba aynısını. Öyle mi? Çok evet, komik ama Yılmaz Hoca. İnanılmaz hala komik zaten de çok değerli ama mesela çoğu hocayla uzun zamandır çok bir, görüşmüyor ama Yılmaz Hoca'yla devamlı bir görüşüyor. Bir oyuncu küfür etmiş, küfür ediyor. Oyuncu da ona küfür ediyor. İhsan abi işte bu. Maçta Beşiktaş maç. Yani sonra? Soyunma odasına girdik. O ara tabii küme düşme pozisyonunda Gaziantep Spor. 2-1 yendik Beşiktaş ama inanılmaz bir maç oynadık. Hatta debelendi, yuvarlandı bir maçı hatırlar mı? O evet, maç işte. Tabii. Tabii stres çok yüksek. Hep saati gösteriyor hocam bitti diyor. Yine aynı.
soyunma odasına girdik. İhsan nerede dedi. Ne küfrediyorsun bana dedi. Sen bana niye küfrediyorsun dedi. Tam hani biz şey anladık. Kavga edecekler zaten. Çatışma olacak, bir kavga olacak. Gitti yana dedi. Bir sarıldı İhsan abi. Nasıl yendik ama dedi. Gerçekten. Yani tabii o şey özellikleri çok fazla. Karabük'te de küfür etmiş bir tane oyuncuya. Oyuncu da ona küfür etmiş. İçeride görüşeceğiz, tam görüşeceğiz falan. O anda 1-0, 1-1, 2-1 falan kazanıyor Karabük. Yılmaz Hoca şov. Oyuncu gidiyor şeyde bekliyor hocayı. Gelecekte kavga edeceğiz. Şovunu mumunu, ole yumruk şovlar falan. Soyunma odasına giriyor. Nerede lan o diyor. Bakıyor. Oğlum diyor, ben sana küfür ediyorum. Sen de bana et diyor. Ya sen. Ya İlmaz Can, inanılmaz bir insan yönetimi var yani. İnanılmaz değil mi? İnanılmaz. Çok büyük bir başarı yani. Büyük başarı. Ya Türkiye'de herkes tarafından o yüzden seviliyor zaten. İlişkileri çok iyi. İnsanlar unutmaz, hatırlar, görüşüyor. Bak yani sen çok, her çok önemli bir özellik. Her gittiğin yerde seni yemiş hocam. Halen Yılmaz Hoca'yı gülerek anlatıyorsun ve normal ya bunlar. Normal. Gayet doğal yani. Küsmenin bir anlamı yok ki. Tabii. Saygı duyuyoruz yani insanların aldığı kararlara. Yılmaz Hoca'da ama hala da görüştüm. Çok samimi oldum. Bir teknik adam. Allah ömürler versin. Ziya Doğan. Malatya'da çalıştım. O zaman Antep'ten kiralık gitmiştim. Biraz problem yaşamıştım Antep'te. 2000-2005 yılı arasında. Benim kiralık dönemim de orada başlıyor. 2002 Rize. Oradan geldim Malatya'ya. Oradan geldim Sebat'a gittim. Oradan geldim Diyarbakır'a falan. Bayağı kötü geçti Antep'in son 3-4 senesi. Ziya Hoca'yla... Ziya Hoca hiç trafik kurallarına riayet etmiyordu ya. Kırmızı ışıkta durma. Bodos lambasına gidiyor diyor. Hatta zaman zaman kaza, çok büyük tehlikeleri de atlattım Malatya'da ama çok başarılı olduk. İşte Tümüç'in, Fazlı, Mithat, Mert Korkmaz. Mert Korkmaz. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Ayman. Ayman vardı. Oğlu, evladı. Şimdi beni o zaman yine şey aldı yani, yedek santrafor gibi. Şimdi ben ama Antep'te problemler yaşıyorum. Malatya'ya son gün transferi oldum. Gittim işte hani Sertan var, Eser var. Fazlı var. Onlar hocan zaten evladı. İkisini oynatıyor. Hani bir sakatlık ceza olursa ben oynarım. Beni oynatır diye düşünüyordum. Tabii öyle oldu mu ben de yarışa giriyorum yani formayı kazanmak için. Onlarla yarışıyorum. Gittim iyi oynamıyorum, yedeyim. Sonradan oyuna giriyorum, gol atıyorum. Zaman zaman birkaç maç ilk 11 oynadım, gol atıyorum. Ama oynadığım maç sayısı çok az. Yani belki 10 maç falan bir sezonda, 10-15 maç falan oynadım. Sezon bitti. Hocam gittim yanına. Hocam dedim ya, o kadar gol attım sana. Beni hiç niye hiç oynatmadın hocam? Merak ettim yani dedim ya. Kaç tane gol attın dedi ya. 8 tane attım hocam hiç oynamadan dedim. Yapmaya de o kadar attın mı dedi. O kadar attın mı? Ya işte Fazlı ve Sertan gerçekten onlar da çok yetenekli oyunculardı. Tabii onlar da bir alışmış olduğu bir oyun tabii taktiği vardı. Hocanın bir evlatları vardı ama. Bir var Celalettin, bir Ayman. Evet. Bir vardı değil mi? Tabii ona da tabii saygı duyuyoruz. Yani sonuçta Ziya Hoca onunla başarılı oldu. Öyle devam etti ama biz de katkı sağladık yani kiralık olmamıza rağmen. Ziya Hoca çok enteresan. Çizgilere yani basmadan yürür Ziya Hoca. Var mı öyle şey? Var var tabii cebinden. Ya kahvaltıya maç kahvaltısına oturuyorduk. Yiyecek hiçbir şey yok ya. Tuzu kaldır, biberi kaldır, zeytini kaldır, yumurtayı kaldır. Ne yiyeceğiz hocam dedik ya. Bu arada tuz ve yumurta biliyorsun. Evet. Sporcu için çok önemli. Ama şu an yani, öyle. O zaman öyleydi. Bırak mesela, yani hiçbir şey yedirme. Yağ mesela, yağ yedirme. Şey, zeytin yedirme. İşlenmiş işte, tuz değil o şeyler mesela o Himalaya tuzları. Ondan sonra kaya tuzları. Kaya tuzları bir de yumurta. Yeryüzünde en sağlıklı besinde birinci sıradaymış yumurta. Tabii Japonlar çocuklarına yumurta yedirmeden göndermiyor. Tabii. Ya organikse tabii dünyanın en sağlıklı yani yumurta ve tuz olmazsa olmaz. Aynen. Ya o zaman tabii şeyler vardı yani. İşte mesela şimdi biz kahvaltıları serbest bırakıyoruz. İstediğini yediyoruz yani. Evet. Ya değişiyor yani zaman futbol değişiyor. Şimdi futbolculara bunu yeme şunu yeme diyemiyorsun ki. O ne yiyeceğini biliyor yani. Çünkü kendini rahatsız eden bazı şeyler rahatsız eder. Özellikle asitli şeyler rahatsız eder maç eğer erkense tabii. Ama işte bizim kahvaltılar çok sönük geçiyordu ama maç kazanıyorduk yine. Bir de odaları falan basıyormuş. Gece bakıyormuş ışıklar yanıyor mu yanmıyor mu insanlar şey, internete bakıyorlar. Ya bakıyorlar. Rahmetli Ümit Hoca da yapıyordu onu Altay'da. Ümit Kaya mı? Allah rahmet etsin. Ziya Hoca ben hiç hatırlamıyorum ya. Ama şeyin yardımcısını gönderiyor tabii. Gönderiyor. Eskiden bütün hocalar yapıyordu işte yapıyor. Samsun'da
Gigi Montescu ile çalıştım. Akşam 10 tık 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 yardımcısı geliyor. Işık kapat, televizyon kapat, yat diyordu. Yani enteresan o hocalar vardı eskiden yani ama şimdi öyle değil. Antalya'da Burak Yılmaz varken, Burak Yılmaz o zaman tabii santrafor değil, sağ kanat, orta saha falan mı oynuyor? Böylesine bir çıkış bekliyor muydun hocam? Tabii yetenekli olduğunu gösteriyordu yani. Ama öyle ne bileyim. Gösteriyordu ama çok gençti o zaman. Çok gençti. Zaten ben gittikten sonra işte daha çok piyasaya çıktı. Zaman zaman oynuyordu, sonra da giriyordu zaten. Zaman zaman 11'de oynadığı maçlarda vardı. Ama bir yeteneği oldu, bir futbolcu, iyi futbolcu olacağını görüyorduk yani. Belliydi, görüyordunuz. Hikmet Karaman. Hikmet Hoca çok değerli bir insan. Yani çok büyük emekler sarf edip çok iyi yerlere gelen bir teknik adam. 8 sene, 9 sene beraber yardımcılık yaptım. İşte 2000, ben futbolu kaçta bıraktım? 2007'de bıraktım Elazığspor'da. Çaprazım koptu. Altay'a bir döndüm. Feyyaz Hoca vardı, hiç oynatmadı beni. Yani ben de çok hazır değildim. Sonra bıraktım futbolu, ben de kızdım artık, 33 yaşındaydım. Yani beni eğer ikinci ligde, PTT liginde oynayamıyorsam, başka takımlarda istemiyorsa, herhalde futbol çağımın tabii sonuna geldiğimi düşündü. Belki erken bir karardı ama ağır bir karar aldım. Sonra 34 yaşında ben Elazığspor'a teknik direktör oldum bir sene sonra. Küme düşme pozisyondaydı. İki takım playoff'a gitti, 8 takım kaldı. 8 takımın 4 takımı da küme düşecekti. Ya biz gittik işte, ilk deneyimimdi benim teknik adamlıkta. Da o zaman başkanı demiştik bana, gel sportif direktör ol işte, burayı yönet falan gibisinden. Yok dedim, benim hedefim teknik direktör olmak. Teknik direktör olarak beni alırsan gelirim demiştim. Tamam gel dedi. Gittik orada takımı ligde bıraktık. O zor şartlarda. Ve ondan sonra ayrıldım ben Elazığspor'dan. Ligde bıraktıktan sonra ayrıldım. Neden ayrıldım? Çünkü bu işin gerçekten bir eğitimin olması gerektiğini, biraz staj yapmanın gerektiğini, kolay bir iş olmadığını orada gördüm. İşte bir sene bir boşluktan sonra Hikmet Hoca 2010 yılında Manisa Spor'la anlaştı. Sonra ben Manisa Spor'da yardımcı hoca olarak beni Hikmet Hoca'ya yanına aldı. Tabii teklifler vardı ikincilikten o zaman birkaç takımdan ama ben gitmek istemedim. Biraz staj yapayım diye. Süper Lig'de staj yapmak, Hikmet Hoca gibi değerli bir teknik adamın yanında staj yapmak fırsatı doğdu. Ben de bu fırsatı kullandım. Ama o çok uzun oldu benim stajım yani. Gerçekten uzun oldu. 8-9 sene çalıştım Hikmet Hoca'yla. Çok şeyler öğrendim. Çok işte disiplini, çalışkanlığı, oyun okuşu, taktiksel düşünceleri, oyuncularla olan iletişimi. Kendine has bir özelliği var Hikmet Hocam. Kolay bir insan mı? Değil. Kolay bir teknik adam değil. Zor bir adam çünkü çok disiplinli. Yani Manisa'da ilk işe başladığım zaman yani analiz bile yapıyordum ben yani, düşünün. Rakip takımın 4 tane maçını 90 dakika yenince ayrıntısına 3-4 gün içinde izleyip onların analizini çıkarmak benim için büyük bir gelişim sağladı. Özellikle oyunu görmede, okumada, oyuncuları tanımada, taktiksel anlayışı sahada görmede büyük bir katkı sağladı bana. Çok büyük artısı oldu bana tabii Hikmet Hoca ile çalışmak. Zaman zaman ondan ayrıldığım dönemler oldu. İşte Gaziantep Büyükşehir Belediye teknik adam oldum 2014 yılında. Sonra oradan bir daha Bosna'da Çelik takımında, Çelik takımında teknik direktörlük görevi yaptım. Geldim sonra Şukupi'ye gittim biliyorsun. Şukupi'de Makedonya'da çalıştım. Orada çok uzun süre kalamadım. 8 maç, 7 maç işte. Ortalama 12-13 puan aslında başarılı olduğumuz dönemler ama işte bazı şartlardan dolayı ayrılmak zorunda kaldığımız dönemler oldu. En sonunda Şukupi'den sonra ben Hikmet Hoca'yla çalışmamaya başladım. En son Malatya Spor'da çalıştık. Biliyorsun pandemi döneminde bir Malatya maceramız oldu. Orada takım küme düştü. Tekrar pandemiden dolayı geri döndü Süper Lig'e. Ondan sonra ben kendi yolumu çizmeye karar verdim. Tek başıma çalışmak istedim. Ondan sonra o günden beri şu an tek başıma çalışıyorum. Sonra Altınordu'da çalıştım. En son işte Malatya'da ilk devreye kadar çalışma şansım oldu. Devre arasından sonra ayrıldık. Altınordu'ya gittik. İşte Altınordu gerçekten Türkiye'nin en güzel kulüplerinden bir tanesi. Hem tesis olarak, hem altyapısı olarak, oyuncu havuzu olarak. Gerçekten mükemmel sahalar olarak işte her türlü imkanınız var. Ama ne yazık ki 17 puan da aldığımız takımı
12 maçta 18 puan almamıza rağmen küme düşmekten kurtaramadık. Çok başarılı olmamıza rağmen sonucu, finali iyi bitiremedik. Tabii Türkiye'de her şey sonuca bakıyor biliyorsun. Yani sonuç evet. Ne? Küme düştü, bitti. O zaman başarısız diyorlar. Ama biz öyle düşünmüyoruz. Yani ki Malatya'da gittiğimizde 7. maçtı. 3 puanı vardı takımın. En çok gol yiyen takımdı, en az gol atan takımdı. 18 puan daha toplayıp ilk devreyi iyi bir yerde bitirmiştik. Ben ayrıldıktan sonra işte ayrılıklarımızın nedenleri var, onu anlatmak istemiyorum. Çünkü kolay değil yani böyle takımlarda. İşte genç takımınız var, ikincilikten, üçüncülükten gelmiş oyuncular var. Takım toparlanmış, maddi imkansızlıklar var. Elektrikleriniz kesiliyor, doğalgazınız kesiliyor. İşte otobüsünüz problemli. Her türlü problem bitiyor. Yani vergi borcu çıkıyor. Aynen. İşte oyuncular para alamıyor, primlerini alamıyorlar. Bu tip sorunlarla uğraştığımız için cidden zorlandık ve iyi bir yerde aslında hani Malatyaspor'un küme herkes tarafından küme düştü denilen takımı en azından bir umut vermek, umut aşılamak benim için de büyük bir başarıydı. İyi bir işti benim için diye düşünüyorum. Ama ayrıldık. Yılmaz Hoca gitti oraya benden sonra biliyorsun. Yılmaz Ural gitti. Sonra Altınordu dediğim gibi işte 25 maçta 17 puan toplamış. Ligin dibinde demir atmış bir takıma gittik. Ve son maça kadar işte Çaykur Rizespor maçına kadar en son maç onların şampiyonluk maçı, bizim de küme düşme maçımız, ligde kalma maçımız. Yensek işte Gençlerbirliği Bandırma deplasmanında kaybetse ligde kalıyoruz. 30. dakika 10 kişi kalmamıza rağmen maçı 0-0 bitirdik. Rize şampiyon oldu. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz ama biz küme düştük. Tabii ondan önce bir içeride Erzurum maçımız vardı, final maçımız. Erzurum'u yensek garantiliyoruz ligde kalmayı ve Erzurum küme düşmenin en büyük adayı oluyor. Gençlerle beraber ikisinden biri düşecek. Ama tabii başaramadık. 18 puan toplamamıza rağmen başaramadık. Ve oradan ayrıldık, şu an bekliyoruz. Yolun açık olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Sağ olun. Geçmişe gittik. Anıları, hikayeleri konuştuk. Trabzonspor serüveni. Enteresan bir Mehmet Ali Yılmaz hikayesi. Altay'a gitmen Trabzonspor'dan sonra o iki tane gol atman, Mehmet Ali Yılmaz'ın başkana dönüp ya bu oyuncuyu bize versenize, nereden buldunuz bu adamı dedikten sonra başkan sizden aldık ya yanıtı. 3-0'dan 4-3 kaybedilen Fenerbahçe maçı Antep'te. Enteresan bir hikaye. İyi hocalarla çalışmışsın hocam. Şenol Güneş, Fatih Terim gibi, Hikmet Karaman, Yılmaz Vural gibi, Gordon Minne gibi, Sakıp Hoca. Ümit Kayyan, Erdoğan Arıca, evet. Samet Aybaba. Çok değerli. Samet Aybaba gençlere en çok önem veren teknik adamlardan bir tanesi değil mi? Evet. Gençlere gerçekten önem veren bir teknik adam. Ama biz o zaman genç değildik. Onun zamanında genç değildik. Sen Yılmaz Vural'a denk gelmişsin. Gençken, yaşlıyken Samet Aybaba'ya denk gelmişsin hocam. Tersi olsa belki çok daha... Belki şu an Avrupa'da büyük evet. takımlarda oynamış olabilirdik. Doğru, doğru. Ama güzel bir futbol hayatım oldu. Şunu söyleyeyim. 5 rövaşata golüm var değil mi totalde? Yani... En çok sevdiğim goller zaten Röveşat'a. Hayalimdi. Onları gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Peki, ama... Tanju Çolak'ı da gördük, izledik. Ümit Karan'ı gördük. Böyle Röveşat'a gol. Sen çok Röveşat'a gol atardın. Kendini nereye koyarsın Röveşat'a gollerinde? Bu isimlerle kıyasladığında. Çok mütevazi olmayacağım ama. Yani Tanju abi çok büyük bir golcüydü. Röveşat'alar da çok güzeldi. Benimki ondan kalır bir yanı yok. Ümit Karan da çok enteresan gol atıyor. Onun Röveşat'a'dan çok daha çok... Tek vuruşları. Tek yani, vuruşları. Yani Röveşat'a da kendimi zirveye mi koyalım diyorsun? Yani onu da sen takdir et veya kamuoyu takdir etsin de tamam. Öyle bir şey demeyeyim. Ama şöyle söyleyeyim, futbol hayatım gerçekten benim için çok değerliydi, çok güzeldi. Sevdiğim işi, en çok mutlu olduğum işi yaptım. Daha da iyi olabilirdim. Aslında hani daha çok çalışıp daha çok iyi yerlere gelebilirdim. Ama bazen yeterli gördüm kendimi. İşte sakatlıklar yaşadım, problemler yaşadık. Bir insan kendini yeterli görmeyecek. İşte Cristiano Ronaldo Doğru. örneğini görüyoruz. Yeterli gördün mü o zaman... Messi mi Ronaldo mu? Yani her ikisi de yani. Yani öyle bir ayrım yapamam ama herkes bunu konuşuyor da ikisi de çok farklı özellikle. Zaten farklı oyuncular. Çok farklı oyuncular. Yani bu kadar farklı oyuncular birbirine kıyaslanması bence çok doğru değil. İkisi de dünyanın şu an en iyi oyuncuları. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Hasan Özer'le geçmişe gittik. Anıları, hikayeleri sizler için derledik. Sizlere taşıdık, konuştuk. Çok keyif aldık. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.